İsrail'den İsrail Başbakanı Bennett şu anda Rusya'da. Dolayısıyla bu şu açıdan önemli. Savaş başladığından bu yana ilk defa bir lider Rusya'da bulunuyor. Bütün bunlar yaşanırken de yarın Rusya lideri Vladimir Putin'le Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir görüşmesi olacak. Elbette bunun ...kritik bir görüşme olacağını biliyoruz. Hem Türkiye'nin pozisyonu açısından hem de... ...bundan sonra olabileceklere yere dair. Yönetmenimden rica edeyim Mehmet Altınuş'a... ...bir kez daha teşekkür ettikten sonra... ...son durum haritamız nedir? Ukrayna'ya ilişkin. Şimdi bunu görüyoruz. Yavuz Bey sizi böyle... İngör Bey, Yavuz Aslan buyurun. Sizi buraya rica edeyim. Şimdi bugün bu insani koridorun... ...oluşturulması meselesi önemliydi. Ama az önce Mehmet'in de anlattığı gibi... ...Rusya Ukrayna'yı, Ukrayna, Ukrayna Rusya'yı suçladı... Bu neresiydi harita üzerinde, nereden alıp nereye gideceklerdi? Önce bir ona bakalım, sonra da Kiev'i bize bir anlatmanızı <laughs> İnsani isteyeceğim. İnsani Koridor, e, Ukrayna'nın güneyinde Maripol kentinden Zaporozhye hattına oluşturuldu. E, yani bu noktadan evet, şöyle kuzeye evet, doğru olacaktı. De, çünkü Maripol'da e, harekatın başladığı ilk beri yoğun bir çatışma var ve orada ciddi bir Ukrayna halkı. E, sıkışmış durumda. Bu ikinci tür müzakerelerde alınan bir karar. Hı hı. İlk defa bugün eee uygulandı ya da uygulanmaya çalıştı. İşte gelen bilgiler yoğun çatışmaların bu insani koridor açıldığında o geçici ateşkesin uygulanmadığında uygulanmadığından dolayı e, bu tahliyelerin sağlıklı vereyim, bir şekilde sağlıklı bir şekilde gerçekleşmediğini açıkladılar. Şimdi Marupul güneyinde Azak Denizi'nin üzerinde içeriye doğru bir güzergah oluşturuldu. 5 saatliğine ee, bu çalışacaktı. Ee, otobüslerle gerçekleşecek. Şimdi evet. gelen bir sağlıklı bir tahliyenin olmadı. işte tam bu ateşkes rejimine uyulmadığında asıl yarın e, daha belli olacak. Maripul'da bir komisyon var bu tahliyeler için. E, i̇leriki günlerde bunun devam edeceğini açıkladılar. Çünkü ilk defa e, uygulandı. Savaşın 10. günde bu askerlerin e, bir mekanizma kurup e, bu sistemi çalıştırması gerekir yarın devam edecekler. Yarın daha da netleşecek. Çünkü Güney Hattı izleyicilerimiz haritada gördükleri için en sıcak hat bu. Yani biz hep Kiev'i takip etsek de Kiev muhabir arkadaşımız da söylediği gibi son 2-3 gündür nispeten sakin ama özellikle bu her sona hattını kontrol ettikten sonra Rusya en şiddetli hareketlerini bu Donbas hattında gerçekleşti. Zaten yaptığı tek kazanım da aslında hani Kiev'i bu içerideki olan biteni dışarıda tuttuğumuz zaman bu güney hattında bir evet. ...söylenebilirse başarı elde etmiş gibi evet. duruyor. Öyle değil mi? Şimdi kendi ilk açısından. 10 gündeki o diyelim hedefleri, kendi hedefleri diyelim. Ne yaptılar? Odesa'ya ablukaya aldılar. Mesela Odesa'ya bir kara rekatı gerçekleşmediler. Kırım'ı, güney hattının stratejisi Kırım. Kırım'da çok ciddi bir askeri varlığı var. Kırım'dan bu bölgeye girerek bu hattı kontrol etmeye çalışıyor. Amacı da Donbass'la birleştirmek. Yani bu bölgeyi birleştirmek. Böylelikle bir güney ve doğu hattını oluşturmak. Yani asker olarak kapatmak ne yapacak? Ukrayna'yı denize kapalı hale getirecek. Burayı abluka aldı donanmayla. Burayı da karadan kapatarak yapacak ve burada bir alan oluşturmak. Diğer yandan da bizim de kaç günden beri şey takip ediyoruz en ciddi şekilde Kiev var. Bunu bu benim Kiev'e gelmeden önce bir şey daha rica edeceğim evet. sizden. Şimdi büyük kentlerden biri her son şimdi evet. bir bir, bir Orayı kontrol etti. Oranın tamamını kontrol altına aldı. Fakat mesela Mariupol'dan bahsediyoruz. Burası da nispeten büyük bir kent. Bir Fakat burada ciddi bir halk direnişi var. Evet. Ya burası böyle kalacak mı sorusunu soruyorum ki eve gelmeden. Tabii Mariupol bir süre daha devam edecek. Çünkü bunun etrafını sardılar. İçeride direniş var. Ve Ukrayna ordusu da burada savunma savaşı yapıyor. Şimdi ağırlığını buraya verdiler. Ben isterseniz buraya atarım. Her son neden önemli? Hı hı. Her sonda Rus nüfus var nispeten. Yani onun için de bir de Kırım'ı garantiye almak istiyor. Harekatın ilk günlerinde biz bunu gördük. Yani Kırım'ı karadan tamamen bir garantiye alıp sonuna birleştirmek. Bir de stratejisi şu, pek Türk kamuoyunda bilmiyor. Kırım'ın ciddi bir su sıkıntısı var. Yani 2014'ten beri Rusya, çünkü Ukrayna suyu kesti. Kırım'ın suyu bu hattan veriliyor. Evet. Kendi su kaynakları yok. Buradaki su kaynaklarını burayla birleştirmeye çalışıyor. Bu neyi gösterir? Putin burada kalıcı. Yani kalıcı bir stratejisi var son bölgesinde.